Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz şekil, sembol ve işaretler. Günlük hayatımızda birçok şekil, sembol ve işaretle karşılaşırız. Örneğin trafikte, televizyonda, hava durumunda bu işaretlerin, sembollerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Birazdan ekranın bu köşesine işaretler, semboller gelecek. Biz de ne anlama geldiğini konuşacağız. Birincisine birlikte bakalım. Çocuklar bu trafik işaret levhası bisiklet giremez anlamına geliyor. Diyelim ki biz bisiklet sürüyoruz ve böyle bir işaretle karşılaştık. Ne yapacağız? O yola girmememiz gerektiğini bileceğiz ve girmeyeceğiz. Eğer bu levhayı, işareti okuyamazsak o yola girip tehlikeli bir durumla karşılaşabiliriz. O yüzden işaretleri, sembolleri okuyabilmek çok önemli. İkincisine bakalım. Bu da trafik işaret levhası. Bu da şu anlama geliyor çocuklar. Yaya geçidi demek. Diğerine bakalım. Bu sembolü genelde yediğimiz, içtiğimiz içeceklerin, yiyeceklerin ambalajında görürüz. Geri dönüşüm anlamına geliyor. Evet, diğeri gelsin. Ona bakalım. Çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerektiğini söylüyor. Diğeri de genelde okullarda, alışveriş merkezlerinde, binalarda karşılaşıyoruz. Acil çıkış anlamına geliyor. Yani herhangi bir tehlikeli durumla karşılaştığımızda bu işareti, sembolü takip ederek o binadan çıkabiliriz anlamına geliyor. Diğer işarete bakalım, sembole bakalım. Evet çocuklar bunu da genelde kıyafetlerde görüyoruz. Ne anlama geliyor? Ütü yapılamaz. Eğer biz bu sembolü okuyamazsak o kıyafeti ütülediğimizde yapısını bozmuş oluruz. Diğerine bakalım. Bu işaret özel gereksinimli bireyler için ayrılmış park yeri anlamına geliyor. Diyelim ki biz sürücüyüz ve arabamızı park etmek istiyoruz. Böyle bir işaret levha şekil gördüğümüz zaman oranın özel gereksinimli bireylere ayrılmış olduğunu bileceğiz ve arabamızı oraya park etmeyeceğiz. Ne yazık ki yetişkin olup bu işaretin ne anlama geldiğini bilmeyenler de var. Diğerine bakalım çocuklar. Bu işaretle genelde televizyon izlerken karşılaşıyoruz. Dizi ya da filmin ya da programın şiddet ve korku içerdiği anlamına geliyor. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersinizde görüşürüz.